Çelik giriş çizmek için toolbar'dan çelik giriş komutunu tıklayalım. Yardımcı toolbar'da çelik giriş, çelik kaçıklığını belirleme, tali giriş, gelişmiş tali çelik giriş ve ayrıca bunlara ek olarak tali girişlerin düzenlenmesini sağlayacak ikonlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kolonlarda olduğu gibi yardımcı toolbar'da da çelik giriş en kesitlerini belirlemek için bir satır bulunmaktadır. Çelik ayarları butonundan çelik girişlerimizi düzenleyelim. Geometri sekmesinde kesitin adı, döndürme açısı, kotu, sağ açı kotu ve kaçıklığını belirleyebilmek için bir buton bulunmaktadır. Kestimiz IP300 olsun. IP300 kütüphanemizde bulunduğu için kesit satırına IP300 yazıp Enter tuşuna bastığımızda kestimizi satırımıza yüklemiş olduk. Görünüm sekmesinde elemanların adı, rengi, çizgi tipi, plan üzerinde isimlerin nereye yerleşeceği, boyutları ve yazı tiplerini de belirleyebiliriz. Yükler sekmesinde duvar yükü ve hareketlilik de tanımlayabiliriz. Duvar yükü, kütüphanemizde mevcut bulunan yüklerden veya kullanıcı tanımlı bir değer girilebilir. Duvar yükü, 28 santim gaz beton duvar olarak seçelim. Hareketli yükümüzde kullanıcı tanımlı bir yük 2 ton bölü metrekare olarak seçelim. Eğrisellik sekmesinde eğrilik yarıçapı ve eğilme düzleminde belirleyebiliriz. Tamam butonuna tıklayıp plan üzerinde girişlerimizi çizmeye başlayalım. İlk olarak A aksı üzerindeki girişlerimizi çizmek istersek A1 aksının kesişiminden diğer akslara doğru girişlerimizi tıklayarak çizebiliriz. Girişler sürekli olarak çizilecektir. Bu sebeple komutu tekrar girmemize gerek kalmayacak. A, B, C, D, E ve F akslarının aralarındaki mesafeler aynı oldukları için A aksındaki çelik girişleri tıklayıp Object Child komutuyla obje sayısını ve aralığı girerek diğer akslara çelik girişlerimizi yerleştirebiliriz. Obje sayımız 5, X aralığımız ise 600 santim, Y aralığımız ise 0. Tamam butonuna tıkladığımız zaman bütün çelik girişler aynı şekilde yerleşecektir. 5 aksındaki çelik girişleri de klonla komutuyla diğer akslara kopyalayalım. Gördüğümüz gibi bütün çelik girişlerimizi yapım sistemimize girmiş olduk. Yerleştirdiğimiz çelik girişlerin ayarlarını düzenlemek istersek, çelik girişin özellikler penceresini açarak bunu yapabiliriz. Örneğin geometri sekmesinde çelik girişin kesitini değiştirebilir ve yüklerini de aynı şekilde değiştirebiliriz. Eğrisellik sekmesinde eğrilik yarıçapını 500 santim ve eğilme düzlemini de düşey düzlem olarak belirleyelim. Tamam butonuna tıkladığımız zaman seçtiğimiz çelik girişin özellikleri değişecektir. Aynı şekilde iki kere tıklayıp özellikler penceresini açtığımız zaman eğrilik yarıçapını 0 girdiğimizde çelik giriş ilk girdiğimiz haline dönecektir. Serbestlikler sekmesinde dikkate alınacak uç serbestlikleri işaretlediğimiz takdirde analizde artık buraya girdiğimiz uç serbestlikleri dikkate alacaktır. Dizayn sekmesinde AS 360-2010 Amerikan yönetmeliğinin öngördüğü söylediği eğilme kat sayısı, mesletlenmiş uzunluk oranı, mesletlenmiş uzunluk oranlarının majör ve minör değerleri ve seyim sınırlarını da belirleyebiliyoruz. Çelik girişin kaçıklığını değiştirmek istediğimizde ise çelik giriş butonuna tıklayıp çelik kaçıklığını belirle komutuyla herhangi istediğimiz bir çelik girişin kaçıklığını belirleyebiliriz. Örneğin bu girişin kaçıklığını belirlemek istersek kolonlarda olduğu gibi
çizgilerinin görüldüğü bir sanal görüntü ortaya çıkacaktır. Açıklığı ortaya almak istediğimizde ortadaki çizgiyi tıklayıp Escape tuşuna bastığımızda çelik giriş bu şekilde yerleşmiş olacaktır. Aynı şekilde özellikler penceresini açıp yön sekmesinde üst tarafı tıkladığımız zaman çelik girişimizin kaçıklığı da eski haline gelmiş olacaktır.